Evet, ben bir anons yapacağım. Eyvah. Ay anne, senin bu benden beklentinin hep düşük olması ne olacak? Düşük olsa iyi, beklentim yok. Evet Alevciğim, seni dinliyoruz. Biz Rüzgar'la nikahı hemen yapmaya karar verdik. Hemen mi? E süper. Nasıl yani? 2 güne tamamdır. Sebep? Nasıl yani sebep anne? Ya niye ilk defa duymuş gibi yapıyorsun, zaten biliyordum. Biliyordum ama yaza diye düşünüyordum. E anneciğim ne fark eder? Evet anneanne. Ya yaza büyük düğün yapacağız. Şimdi sadece nikah ve aile içi yemek. Peki ne istiyorsanız onu yapın. Anne ne bu surat şimdi? Yahu insan bir ailesine danışmaz mı? Senin her işin böyle son dakika mı olacak? Anneciğim ilk defa tanışmıyorlar ki. Yıllardır süren bir hikaye bu. Tamam peki ne istiyorsanız yapın. Süper bir fikir olmuş Alev. Bence de Alev. Bu arada Ertuğrul'la Mihri yarın akşam bize yemeğe gelecekler. Haberiniz olsun. Ay ben nikah zımırtıları için uğraşacağım. Gelemem. Ben Tülin'e gidiyorum. Tiyatro bileti almış. E tamam, bozmayın planınızı. Biz baş başa oluruz, sorun yok. Aynen ya, herkes takılsın. Evet. Nazlı da okuluna yerleşti. En önemlisi de ailesiyle bir gerginlik olmadan halloldu her şey. Çok şükür. Şimdi sırada derneğin kurulma aşaması var ki hazırlıklar başladı bile. Çok hızlısın bakıyorum. E ben öyle aklıma bir şey girdi mi hemen yapmak durumundayım, yoksa içim rahat etmiyor. Çocuklar bu arada dernek kurulduktan sonra siz de çalışmalara katılacaksınız herhalde değil mi? Katılırız tabii. Yani öyle her zaman değil ama boş bulduğunuz vakitlerde gelirseniz bu tarz organizasyonların içinde olmak kıymetlidir, önemlidir. Evet bence de. Belki derneğin gençlik kolları olur. Biz de orada çalışırız. Bunu çok iyi düşündün, süper olur. Vallahi çok heyecanlı. Ne yapalım? Kağıt oynayalım mı? Bilerek yapmıyor. Vallahi bilmiyor yani. Sen takılma ona. Ne oldu ki? Kanasta oynamayı bilmiyor musunuz? E ben öğretirim, çok kolay. Ey sister'ım, Mihri iskambil oynamaz. Niye ki? Öyle mi gerçekten? Biz iskambil oynamıyoruz. Çok da o oyunları bilmiyoruz. İskambil kağıdı kumarı temsil ettiği için biz pek oynamayız. Hiç bilmiyordum. O zaman kutu oyunu oynayalım. Hem onun kumarla bir ilgisi yok, sıkıntı olur mu? O nasıl bir şey bilmiyorum ama öğrenirim. O zaman çocuklar siz oynayın. Ertuğrul yorgundur. Biz burada çayımızı kahvemizi içeriz. O kadar iyi fikir ki. Tamam. Yer hem çok yaşa. Biri hapşırınca karşı taraf ona yerhamükallah der. Vallahi bizde çok yaşa var. Çok yaşa, iyi yaşa, yerhamükallah. Hepsi olmaz mı ya, olur? Değil mi? Değil mi abi ya? Abi sen bayağı coolsun ya, babam gibisin aynı. Bir şey diyeceğim ama kızma. Söyle. Bence Ertuğrul abi sana yanık. Çimen'cim o nasıl bir laf öyle? Nasıl yani, sen anlamadın mı? Baba. Hacı Hanım. Bir şey soracağım sana. Çok kısa. Yeniden evlenmeyi düşünür müsün? O nereden çıktı şimdi? Biz hep ikimizdik. Ben büyürken de. Ama şimdi Çimen ve Kıvılcım ablayla sanki tam bir aile olduk. Mihri'cim, Kıvılcım benim arkadaşım. Biliyorum, biliyorum ama senin için kapalı olması lazım, değil mi? Hayır hayatım. Benim için iyi insan olması önemli. O zaman ya Kıvılcım ablayla harika bir çift olursunuz. Mihri, Kıvılcım ablan benim arkadaşım, ayrıca Ömer'in eski karısı. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Neden olmasın? Ömer abi ben aşık oldum deyip bırakıp gitmiş. Yani ona ne oluyor? Ya Çimen öyle bir saçmalıyorsun ki şu anda. Ya niye ya?
adam yakışıklı, güçlü, ilgili. Sonra beyefendi, kibar. Ertuğrul benim Ömer sayesinde tanıdığım birisi. Anne, Metehan'ı çok seviyorum. Ama Ömer abi de adam değilmiş. Çimen! Ne? Seni bırakıp başkasına aşık oldum deyip gitmedi mi? Gidebilir, herkes kendi yoluna. Tamam, bu konu kapandı. Bitti, hadi. İyi. Bence sen benim dediklerimi bir düşün. Bak, bu konu çok uzadı. Seninle daha fazla bu konuyla alakalı yüz göz olmak istemiyorum ben Mihri. İyi, tamam. Mihri! Tamam. Allah Allah. Cık. Şimdi bir lafa bak ya.